Aksaray Ekranı Belediye TV'de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi'ne bağlı çalışan çağrı merkezi birimi, binlerce vatandaşın sorularına cevap verip yardımcı olarak belediyenin vatandaşla iletişimini sağlamak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yıl boyunca binlerce çağrı ve başvuruyu yanıtlayan çağrı merkezi, belediyenin misyon ve vizyonunu temsil ediyor. 4,5 yıl içerisinde toplamda 164.203 çağrıya cevap veren çağrı merkezi birimi ekipleri, 102.000 istek ve taleple 62.203 bilgi edinme kaydına geri dönüş yaparak vatandaşa her konuda bilgilendirme yaptı. Aksaray Belediyesi'nin vatandaşlarla en yakın temas kuran birimlerinden biri olan Çağrı Merkezi, kurum dışı istek ve sorunlarda da vatandaşa destek olarak çalışmalarına devam ediyor. Aksaray ile ilgili her konuda Aksaray Belediyesi, Alo 153 ve 444-55-68 numaralı Çağrı Merkezi hatlarını haftanın her günü 24 saat arayabilirsiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun delileri vizyona girdi. Cem Uçan'ın 8 yıldır üzerinde çalıştığı ve prodüksiyon hazırlıklarından sonra çekimleri Osman Kaya yönetmenliğinde Aksaray'da gerçekleştirilen Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyayı titreten ordusunun fedaileri olarak anılan delilerin hikayesinin anlatıldığı film özellikle Aksaraylılar tarafından merakla bekleniyordu. Film 23 Kasım Cuma günü vizyona girdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve vatandaşlar vizyona giren Deliler filmini birlikte izlediler. Fragmanı yayınlandığı günden itibaren gösterime girmesi en çok beklenen filmler arasına giren Deliler filmi Aksaraylı sinema severler tarafından büyük bir heyecan ve ilgiyle izlendi. Aksaray Belediyesi tarafından mahalle ve piknik alanlarında yer alan çocuk oyun grupları bir yandan bakım ve onarımdan geçirilirken bir yandan da yenileriyle buluşturuluyor. Aksaraylılara huzurlu bir mahalle yaşantısı sunmak ve çocukların güvenli bir ortamda verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla çocuk oyun parklarının her geçen gün sayısını artıran Aksaray Belediyesi, bu doğrultuda Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5208. sokakta 2100 metrekare alan üzerine modern ve fonksiyonel çocuk oyun gruplarından oluşan park yapımına başladı. Mahalleleri ailelerin çocuklarıyla daha rahat vakit geçirebilecekleri modern çocuk oyun parklarıyla zenginleştiren Aksaray Belediyesi, şehir genelinde ihtiyaç duyulan farklı noktalara çocuk oyun parkı yapmayı sürdürecek. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Kasım ayı etkinlikleri çerçevesinde geçtiğimiz pazar günü Aksaray Kültür Merkezi'nde 3 seans olarak Köstebekgiller adlı müzikal çocuk tiyatrosu sahnelendi. Oyun Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, çocuklar ve aileleri tarafından ilgiyle izlendi. TRT Çocuk kanalının fenomen dizisi olan müzikalde Boyo'nun çocukları gösteride eğlenmekle birlikte oynamak üzere söz verip davet etti. Ancak son ana kadar üstlendiği sorumluluğu yerine getirmediği için tüm arkadaşlarını zor durumda bıraktığı anlatılıyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parkları, kavşakları ve refüjleri süsleyecek mevsimlik çiçeklerin ekim çalışmalarına başladı. Aksaray Belediyesi kent genelinde çevre düzenleme ve güzelleştirme adına yaptığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Mevsimlik çiçek dikimi programını kent genelinde sürdüren ekipler döner kavşak ve yeşil alanlarda gübreli toprak karışımı yaparak ekim yerlerine kış mevsimine uyumlu menekşe başta olmak üzere
baharda açmaya başlayacak olan soğanlı bitkilerin ekimini gerçekleştiriyor. Kış şartlarına dayanıklı bitkiler ve baharda açmaya başlayacak çiçeklerle kentin dört bir yanında hummalı bir çalışma periyodunda olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlardaki ağaçların budanması, su ve kapalı devre sulama sistemlerinin arızalarının giderilmesine kadar birçok alanda hizmetlerini sürdürüyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olduk.